İyi günler. Bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Liv Hospital'a. Biraz mikrofonu yakın tutmanızı rica ediyorum. Organizasyon için Liv Hospital'a teşekkür ediyorum. Ben eski tiroid hastasıyım. Yani tiroid derken Graves'in artık son noktasında kansere kadar ilerlemişti. Doktorum Levi Bey, hakkını hiçbir şekilde ödeyemem. 2007'de bununla yakalandım ve daha sonrasında göğüs kanseri. Ve şimdi şu an hep genetik üzerinden gidiliyor. Benim ailemde kesinlikle ikisi de yok. Yani nasıl diyeyim, dedelerimden, ya anne tarafımda da baba tarafımda da genetik yok. Yani bunun genetik dışındaki faktörleri ne? Yani nasıl diyeyim? Neden belli olmuyor? Hayır, neden yani hani buna gıda teşkil mi başka şeyler, gerçekten çok ciddi bir şekilde araştırdım. Yani hani iki tarafa da bakarım, herkes 100 yaşına kadar gidiyor ve kimse de bir rahatsızlık yok. Ben de Graves'ten sonra göğüs kanseri, hani göğüs kanseri de zaten çok erken yakalandım. 35-36 yaşındayım şu an. Erken teşhis miydi? Hayır, ben biraz... Teşhiste doktorumu bulamadım. Ne yazık ki. Bir ara bir süreç yap. Doktorumu bulduktan sonra zaten bir hafta içinde ameliyat aldı ve ertesi gün dediği gibi çıktım. Ve diğerleri, yani çok teşekkür ediyorum her şey için de. Bütün organizasyon için de teşekkürler. Evet. Ben müsaade ederseniz. Şimdi efendim, yanlış, belki yanlış değil, eksik algılanan bir durum var. Meme kanserlerinin hepsinin kökeninde genetik bir problem var. Ama bu genetik problem yaşa bağlı, kişiler yaşlandıkça oluşuyor. Ama bizim sebebini bilemediğimiz veya sadece tahmin edebildiğimiz bir faktöre bağlı bu genetik bozukluk oluşuyor. Genetik kökenle kalıtımsal köken genellikle birbirine karıştırılıyor. Yani sonuçta ikisinde de genetik bir bozukluk var. Ama birinde biz bunu kalıtımsal olarak geçtiğini biliyoruz ve bunu tespit ediyoruz. Diğerinde de yani bizim sporadik dediğimiz, işte ailede yok ama bir kişide, hiçbir nesilde yok, belki 3-4 nesildir yok ama bir kişide çıkıyor. Biz bunlara sporadik kanserler diyoruz. Tesadüfi ortaya çıkmış. Bunların kökeninde de genetik bir şeyler var ama bunu hem tespit etmek çok zor, hadi tespit ettik bir gende, bir yerde bir bozukluk bulduk, bunun sebebini bulmak hakikaten neredeyse imkansız. Dolayısıyla bunlarda sebebe dönük bir araştırma yapmıyoruz. Ama hastalar bunu haklı olarak çok sorguluyorlar, niye bu benim başıma geldi diye. Ama maalesef pek bir yere ulaşamıyorlar. İşte stres mi? Üzüntüler mi? Genelde hastalar bunlara bağlama eğiliminde ama biz gerçekten bunların nedenini tam olarak bilemiyoruz. Sizin de probleminiz o tip bir şey. Ama önemli olan sebep ne olursa olsun bunların uygun şekilde tedavi edilebilmesi. İnşallah umuyorum her şey yolunda gidecek. Siz de tam olarak şifa bulacaksınız. Teşekkür ederim.